Merhaba arkadaşlar, TYT Coğrafya sınav modumuz serimizde dördüncüsüyle devam ediyoruz. Sıradaki soru çözümü için yine konu belirtmenizi sizden rica ediyoruz arkadaşlar, yorumlarınızı bekliyoruz. Birinci sorumuzda günlük hareketin yönüne bağlı olarak yukarıdakilerden hangileri ortaya çıkan durumlar arasında yer alır? Güneş herhangi bir noktadan doğudan doğup batıdan batıyor ki dünyanın batıdan doğuya doğru dönüşüyle alakalı. Doğudaki bir noktanın yerel saati batıdaki bir noktaya göre daha ileridir. Yine dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesiyle alakalı bir özelliktir. Yine sürekli rüzgarlar, okyanus akıntılarındaki sapmalar, kuzey yarımkürede hareket yönünün sağına, güney yarımkürede hareket yönünün soluna doğru sapması yine dünyanın günlük hareketini batıdan doğuya doğru yapmasıyla alakalıdır. Buna bağlı olarak da üçü de bu kısımda doğru olarak değerlendirilebilir. O yüzden doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyelim ki dünyanın hareketleri içerisinde yer alıyor konumuz. Sıradaki sorumuz harita bilgisiyle alakalı. 1/2 milyon ölçekli dünya fiziki haritasının ölçek paydasındaki sayı 2 kat büyütülerek tekrar çizilmiştir. Elde edilen haritada özelliklerden hangilerinin artması beklenir diyor. Şimdi arkadaşlar bu ölçek 2 milyon defa küçültülmüş. Biz bunu 2 kat büyütürsek, yani 2 kat büyüttüğümüzde 4 milyon küçültülürse burada ayrıntı azalacaktır. Ki paydadaki rakam büyüdükçe ölçeğimiz küçülüyor ve ayrıntıyı gösterme gücü azalıyor. Hata oranı artıyor. Ki burada bakıldığında daha küçük ölçekli bir harita olacaktır. Küçültme oranını arttırıyoruz. Hata oranı artar. Küçültme oranı arttı. Ayrıntıyı gösterme gücü azaldı. Çünkü daha küçük ölçekli bir harita oldu. O yüzden burada doğru cevabımızın 1 ve 2. C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Sıradaki sorumuzda ise yukarıda verilen görsele göre troposferin kalınlığı ekvator üzerinde yaklaşık 16, kutuplar çevresinde ise yaklaşık 6 kilometre kadardır. Troposferin kalınlığının ekvatordan kutuplara doğru farklı olmasının nedeniyle ilgili olarak hangileri doğrudur? Sıcaklık burada belirleyici bir faktör arkadaşlar. Çünkü ekvatorda ısınan hava yükseliyor. Yükselen hava etkisiyle oradaki troposfer kalınlığımız daha fazla oluyor. Kutuplarda hava soğuyor, alçalıyor. Alçalmaya bağlı olarak daha ince bir katman görüyoruz. Çizgisel hızla da alakalı ki çizgisel hızın özellikle ekvatorda fazla olması arkadaşlar burada etkili ki kutuplarda fazla olması gibi bir durum söz konusu değildir. Bunun yanında yer çekimi etkisinin ekvatorda az, kutuplarda fazla olması önemli bir faktördür. Ki burada bakıldığında arkadaşlar şöyle bir şey var. Yer çekimi oradaki gazları çekiyor ve ona bağlı olarak kutuplarda yer çekimi fazla olduğu için daha da ince oluyor. Ama ekvatorda yer çekimi daha az olduğu için çekemiyor, daha da kalınlık artıyor. Bunun yanında dediğimiz gibi çizgisel hız fazla, ekvatorda fazla olduğu için bu durum geçerli. O doğru bir cümle olmamış çünkü çizgisel hız ekvatorda fazla olduğu için savrulma fazla oluyor ve ne yapıyor? Oradaki gazlar savrulduğu için daha da genişliyor. Ekvatorda bu katmanımız daha kalın olmakta. Demek ki 3 önemli faktör varmış. Güney ışınlarının geliş açısı ve sıcaklık ilişkisi, çizgisel hızın ekvatorda fazla, kutuplarda az olması ve yer çekiminin kutuplarda fazla, ekvatora daha az olmasıymış. Burada doğru olan cümleler 1 ve 3 oldu arkadaşlar. D şıkkını doğru cevap olarak aldık. Sıradaki sorumuzda tarımda makineleşme arttıkça kırdan kente göçler de artmaktadır. Haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisi tarımda makineleşmeye elverişli olmadığından bu nedenle göçlerin gerçekleşmesi beklenmez. Doğu Karadeniz dağlık engebeli bir alan olduğu için burada makineleşmeye uygun alanlar bulunmamakta. Buna bağlı olarak da göçün sebebi olarak biz makineleşmeyi alamıyoruz. O yüzden de doğru cevabımız burada D şıkkı olmakta arkadaşlar. Diğer alanlar biraz daha düz alanlar. Tabii özellikle makineleşmenin olabildiği alanlar düz alanlardır. O alanlarda daha kolay yapılabildiği için göçün sebepleri arasında yer alabiliyor bu tür durumlarda. Sıradaki sorumuzda bölgeleri kesin hatlarla birbirinden ayırmak zordur. Buna göre yukarıdakilerden hangilerinin sınırını kesin hatlarla ayırmak daha zordur? Özellikle doğal bölgelerin sınırlarını kesin hatlarla birbirinden ayırmak daha zordur. Çünkü bir iklim bölgesini dikkate alalım doğal bölgeler arasında. Örneğin işte Akdeniz iklim ve karasal iklim var. Bu aralarda yani Akdeniz ikliminden karasal iklimine geçerken bazı işte hem karasal iklime
hem de Akdeniz iklimine benzeyen alanlar ortaya çıkıyor. Yani geçiş bölgeleri ortaya çıkıyor. Bitki örtüsüne de aynı şekilde geçiş bölgeleri var. Yani kesin bir sınır çizmek oldukça zor oluyor. Ama beşeri bölgelerde, ekonomik bölgelerde, siyasi bölgelerde bu hatlar daha keskin olabiliyor. Örneğin Avrupa Birliği bölgesi ülke sınırlarıyla uyuşmakta. Biz bunu daha kesin hatlarla ayıra bilmekteyiz. O yüzden burada bakıldığında 1 ve 2 doğal bölgeler içerisinde yer alan 1 ve 2 sınır olarak kesin hatlarla ayırmak daha zor oluyor arkadaşlar. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.